Dolara şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. 7.50'nin üzerini zorluyor. Görünen o ki 7.50 yukarıya doğru kırılacak ve 7.90'a doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Neden dolar yükseliyor? Biraz bunu değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Diğer taraftan altın da bugün 1860 dolar civarında gezindi. Biden'ın özellikle teşvikle ilgili açıklamalarını bekliyor bana göre altın fiyatları. Biden'dan gelecek yüksek montanlı bir teşvikle birlikte altın onsunun çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine kendisini atacağı kanaatindeyim. Öbür taraftan dünyadaki riskler de devam ediyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bol bol rakamları konuşacağız. Aynı zamanda bazı açıklamalar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Dolar 7.50 seviyesinde. 7.20'leri gördü. 7.20'lerden kendisini yukarıya attı ve bugünlerde de 7.40-7.50 aralığında gidip geliyor. Daha fazla düşer mi dolar? Merkez Bankası yeni bir faiz arttırımına gider mi? Faiz arttırımının etkisi doları aşağıya baskılamaya devam edebilir mi, edemez mi? Bunu biraz değerlendirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar, doların düşüş eğilimini suni olarak arttırsanız bile çıkışların çok daha sert olduğunu göreceğiz. Çünkü Türkiye'deki ekonomik veriler her geçen gün biraz daha bozulmaya devam ediyor. Biliyorsunuz dün işsizlik verisi açıklandı. %12.7'lik bir işsizlik görüyoruz. Öbür taraftan genişletilmiş işsizliğe baktığımız zaman %29.1 seviyesine gelmiş korkunç bir işsizlik karşımıza çıkıyor. Enflasyon verisine bakıyoruz. Tüm müdahalelere rağmen, faizler yukarıya çekilmiş olmasına rağmen mevduat faizleri %18, kredi faizleri %20-23 aralığına gelmiş olmasına rağmen enflasyon yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve %14.6'lık bir resmi enflasyon var. Gayri resmi enflasyona baktığımız zaman %35-40 aralığında bir enflasyonun olduğunu görüyoruz ve insanların satın alma gücü de tamamen düşmüş durumda. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın beklentisi Ocak ayı içinde de enflasyonun yükseliş eğiliminin devam etmesi yönünde. Demek ki arkadaşlar, faiz arttırımları enflasyonun düşmesi anlamında bir etki yaratmıyor. Evet, kuru kısa vadede suni olarak durduruyor, baskılıyor. Bu baskı yükseliş şiddetini arttırıyor. O nedenle arkadaşlar, 7.50 seviyesinde olan dolar kurunu çok hızlı bir şekilde zaten 7.98 aralığında tekrar göreceğiz. Onun sonrasında Merkez Bankası'nın kararını bekleyeceğiz. Merkez Bankası olası bir faiz arttırımına giderse tekrar 7.20'ler civarına çekilen bir dolar kuru görürüz. Ama yüksek faiz ortamı reel sektörün canını yakmaya devam edecek. Reel sektördeki batıklar, özellikle kredi batıkları da bankacılık sistemini zorlamaya devam edecek ve bankalarda dış borçla finanse edilemezse, ki edilemeyecek muhtemelen, o zaman finansal krizle de karşı karşıya kalacağız. Büyük finansal krizler büyük ekonomik krizleri işaret ediyor. Bizim gibi bütün dengeleri bozulmuş ekonomilere baktığımız zaman ekonomik krizlerin bir sonraki aşamasına geçme ihtimalimiz çok yüksek. Büyük bir ekonomik bunalım sürecine girebilir Türkiye. Bu da ne reel sektörün ne de bankacılık sisteminin ayakta kalmasını sağlar arkadaşlar. Herkes domino taşı gibi bir anda yıkılır, yerlere seriliriz. Onu da özellikle altını çizmek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka bu politikalar uygulanırken gelecek öngörülmeli. Bugün Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Aslında birkaç açıklaması vardı ama bu konuyla ilgili olan açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2021 yılında ihracatımız artacak dedi. Turizm Bakanı'nda enteresan bir açıklaması var. 23 milyar dolar civarında bir turizm geliri bekliyoruz dedi. Neye göre bunu söylüyorlar? Anlamak mümkün değil. Bakın, bir tarafta pandemi var. Merkel 10 hafta boyunca Almanya'yı kapatmayı planlıyor. 10 hafta Almanya'yı kapatıp hastalıkla tam mücadelede başarılı olma ihtimali varken oradaki vatandaşlarını Türkiye'ye ya da dünyanın başka ülkelerine gönderecek. Öyle mi arkadaşlar? Mümkün değil. Yani önümüzdeki yaz aylarında da yine Avrupa'dan turist beklemek büyük bir hayalcilik olur. Ha, Rusya'dan turist gelir mi? Korona bu şekilde devam ederse Rusya'dan da turist gelmesini beklemeyin. 25 milyon kişiye sadece aşı yapılmış durumda. Vaka sayısı ile aşı sayısını kıyasladığınız zaman önemli bir aşama kaydedilmiş gibi görüyorsunuz ama esas kıyaslamayı nüfus bağlamında yapmak zorundasınız. Dünya nüfusu 7 milyar, 25 milyon kişiye sadece aşı yapılabilmiş. Kaçta kaçı olduğunu kendiniz oturun hesaplayın. Dolayısıyla arkadaşlar, bu hastalığın yayılım hızına yetişemeyen bir aşı politikası var dünyada. Bunun sıkıntılarını önümüzdeki günlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. İngiltere'de
mutasyona uğramış hastalık hızla yayılmaya devam ediyor. Yani hızını arttırmış durumda ve bütün liderler de bunu konuşuyor. Ekonomiler ve sınırlar kapanmaya devam edecek. Bunun da ihracat, aynı zamanda turizm gelirleri üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Neden bunları söylüyoruz arkadaşlar? Türkiye'nin hızla artan ithalatı var. Hızla düşen ihracatı var. Diplere vurmuş olan turizm gelirleri var. Ve yurt dışından ne yazık ki sıcak para, kaynak bulamıyoruz. Bütün bunlar toplamda ödemeler dengesiyle ilgili çok ciddi bir problem oluşturuyor. Yabancı yatırımcı açısından baktığımız zaman arkadaşlar, ne doğrudan yabancı yatırımcı geliyor ne de sıcak para dediğimiz yabancı yatırımcı geliyor. 2020 tablosuna baktığınız zaman son 17 yılın en hızlı yabancı çıkışının olduğunu zaten görüyoruz. Tüm bu tabloya baktığımızda doların bu seviyelerin aslında dip seviyeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin kırılganlıkları tüm hızıyla devam ediyor ve bu kırılganlıklar devam ettiği sürece de bu işin içinden kolayca çıkmamız, sıyrılmamız mümkün değil. Çok kısa bir süre içerisinde dolar kendisini 8 liranın üzerine atar, 8.40 seviyesine geri döner. Sonrasında ise hızlı yükseliş eğilimini Merkez Bankası'nın alamayacağı faiz kararlarına göre devam ettirir. Bakın, bu ay bile Merkez Bankası faiz arttırımı gerçekleştirmeyebilir. Merkez Bankası'nın faiz arttırımı yapmak için bir sebebi kalmadı çünkü. Yeni bir faiz arttırımı olmadığında da dolar kurunun zaten otomatikman kendisini 8 liranın üzerine atacağını herkes biliyor. Kendimizi tamamen köşeye sıkıştırmış durumdayız. Hadi gelin biraz da uluslararası piyasalara bakalım. Uluslararası piyasalarda özellikle altının onsunu konuşmamız gerekiyor. Altın dip yaptı, altın çöküyor, altın yönünü değiştirdi. 1300 dolar olacak, 1200 dolar olacak diyenlere bir cevap vermek istiyorum öncelikle. Hayır, ne değişti de altın fiyatları düşecek? Neden 1200 dolar olacak? Esas bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Altının 1200 dolar olması için ya da trend değişikliğine girmesi için hiçbir sebebi yok. Aksine altının rekor üzerine rekor kırması için onlarca sebep var ama sadece teşvikler bile altın fiyatlarının kontrolsüzce yükseleceğini bize işaret ediyor zaten. Biden 2.4 trilyonun çok daha üzerinde teşvik paketleri açıklayacak. Fed, Avrupa Merkez Bankası bir yığın varlık alımı yapmaya devam edecek. Biz kabul etsek de etmesek de hala korona dünyada büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Bunun riski de altına eğilimi hızlandıracak. Dolayısıyla arkadaşlar, altın fiyatları buralarda taban yaptı kendisine. Yani 1830'un altına zaten inemeyen bir altın ons fiyatı görüyoruz. Ve altının onsu çok hızlı atak bir anda kendisini 1860-1900 dolar seviyesinin üzerine atıveriyor. Evet, geri çekilmeler de hızlı oluyor ama tekrar yukarıya çıkmakta zorlanmıyor. Altın fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselecek arkadaşlar. Sadece Biden'ın iki dudağının arasında olan bir altın fiyatından bahsediyoruz. Öncelikle bir. İkincisi, riskler her geçen gün artıyor arkadaşlar. Amerika-Çin gerilimi ya da Amerika-İran gerilimi bugünlerde çok fazla ön planda değil ama önümüzdeki dönemde Biden politikalarını çok daha net bir şekilde ortaya koyduğunda, özellikle Dışişleri Bakanı Blinken'in sert uygulamaları devreye girdiğinde Amerika-Çin, Amerika-İran, Amerika-Rusya bunalımlarına tanık olmaya başlayacağız. Bu da ortamı germeye devam edecek ve yine güvenli liman olan altına eğilimi hızlandıracak. Sadece altına mı? Hayır arkadaşlar, aynı zamanda dolara olan eğilimi de hızlandıracak. Aynı 2020 yılının başında olduğu gibi dolar endeksini tekrar 100 puanın üzerinde göreceğiz. Yine 2020'nin başında olduğu gibi altın fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru ivmelendiğini göreceğiz. 2020'nin başlarında 1300-1400 seviyelerinden 2080 seviyesine gitti. Bugünse 1830-40-50 aralığında gidip geliyor. 1800'den sıçraması da 2300 doları işaret ediyor bize. Onun sonrası mı? 2300-2500 dolar aralığında dalgalanan bir altın ons değeri göreceğiz. Ortam gerildikçe, korona daha da fazla insana yayıldıkça, teşvik paketleriyle ilgili torbanın ağzı iyiden iyiye açıldıkça altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını göreceğiz. O zaman belki de 2021 yılı içerisinde 3000 dolar seviyesini konuşacağız. Şimdi bazı rakamlar birilerine komik geliyor olabilir. O zaman biraz onları güldürelim, değil mi? Biraz gülsünler arkadaşlar. 280 liraydı gram altının fiyatı 2020'nin başında arkadaşlar. Hatırlamayanlar dönsünler baksınlar, 2020'nin başında altının gramı ne kadarmış? 5.80 civarındaydı dolar fiyatı. Hatta 5.80-5.60 aralığında gidip geliyordu dolar.
Peki 2020'nin sonunda karşımıza çıkan rakamlar neydi arkadaşlar? Tüm müdahalelere rağmen 7.80 civarında dolar kuru seneyi tamamlayabildi. Aynı zamanda bir yığın aşı haberi çıktı biliyorsunuz. Bir yığın fırtına estirildi ve ona rağmen maksimum 1800 seviyesine kadar gelmiş bir altın ons değeri görebildik. Bakan değişimi ya da Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi bir işe yaradı mı? Faiz arttırmak dışında hiçbir işe yaramadı. Türkiye ekonomisiyle ilgili değişen hiçbir şey olmadı. Ne bir reform yapıldı arkadaşlar, ne de her şey yoluna girmiş durumda. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu koşullar içerisinde Merkez Bankası da yolun sonuna geldiği için, faiz yolunun sonuna geldiği için, uluslararası piyasalarda da artık altının düşüşüyle ilgili hikayeler bittiği için hem altının onsunu hem de doların yükselişini bir arada yaşayacağız. Çifte etkiyle arkadaşlar, ikiz etkiyle biz altın gram fiyatının çok sert yükselişlerini göreceğiz. Bir sabah uyandığımızda arkadaşlar 550-600 lira aralığında bir gram altın fiyatı görüvereceğiz. Bakın bir sabah uyandığımızda altının onsu o kadar hızlı yükselecek, dolar o kadar kontrolsüz bir şekilde yükselip kendisini tekrar 8.50'nin üzerine atacak ki bir sabah uyandığımızda sadece 550-600 lira aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Peki hedefimiz orası mı? Tabii ki değil. 2021 yılı içerisinde 1000 liranın üzerinde bir altın fiyatı göreceğiz. Nasıl 280 liradan 540 liraya geldiyse altının gramı, bugün de 440 seviyelerinden bugünkü fiyatını veriyorum, 1000 liraların üzerine çıkacak arkadaşlar. O zaman ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göreceksiniz. Neden bunları söylediğimizi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Ha burada kazanan kim olacak? Uzun vadeli işlemler yapanlar olacak. Kaldıraçlı işlemlerden uzak duranlar olacak. Sakin ve sabırlı olanlar bu işten kazanan olacak. Herkesin kafasına göre hareket eden, hiçbir şekilde yerinde duramayan, panikle hareket eden, kaldıraçlı işlemler yapıp açgözlük yapanlar paralarını kaybedecek arkadaşlar. Bu zaten hep böyledir ve hep böyle olmaya da devam edecek. Nitekim 10 bin dolardan 42 bin dolara 2-3 haftada gitmiş bir para birimine biraz mesafeli durmakta fayda vardır yatırım yaparken. Yani 42 bin dolardan gidip Bitcoin almak gerçekten büyük cesaret işidir. En hafif tabirle söylüyorum. O dönemde ben sizlere de uyardım biliyorsunuz. Çok yüksek. Evet, ilerleyen zamanlarda belki 100 bin doları, 150 bin doları görebilir ama kısa vadeli geri çekilmeleri çok sert olacak ve üzebilir sizi dedim. Nitekim Bitcoin'in de 30 bin dolar seviyesine kadar geldiğini gördük. Bana göre arkadaşlar Bitcoin'deki sert düşüş eğilimi devam edecek. Bu sert düşüş eğiliminden sonra ise büyük fırsatlar ortaya koyacak arkadaşlar. Bitcoin'in yine çok tepe noktalarda olduğunu göreceğiz. Şu an itibarıyla Bitcoin fiyatı yüksek seviye zaten 35 bin doların üzerinde de tutunamıyor. 30 bin dolar aşağıya doğru kırılırsa ilk hedefi 28 bin dolar olacak. 28 bin dolar da aşağıya doğru kırıldığında çok hızlı bir şekilde 17 bin, 18 bin dolar seviyelerine kadar gidebilir. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.